27 Ağustos 2022 Cumartesi Ankara at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Ankara programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. Üç yaşlı Arapların, meydan yarışı, 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda iki tay takı değişikliği yaptı. Soysalan, dil bağı takısı eklenerek yarışacak. Bozkır'ın gücü, kapalı gözlük takısı eklenerek yarışacak. Bu koşuda iki tay rakiplerinden farklı isimler. 4 numaralı Las Fatih ve 2 numaralı Baba Şefik, beraber koştukları yarışlarında, birbirine denk güçte görüldüler. Mesafe ve gidişatta göre birbirlerine üstünlük kurabilirler. Rakiplerinden çok farklı gözüken ve iyi durumda olan bir tay göremedik. Bugün için bu ikilinin arasına girmeleri çok zor. Bu koşuyu 4 ve 2 yazarak kolayca geçebiliriz. ikinci koşu 4 yaşlı Arapların şartlı 5 yarışı 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. Özgürsu gözlük koruyucu takarak yarışacak. Al Raziye dil bağı eklenerek yarışacak. Kayaların Fatihi kulaklık takısını start mahallinde çıkartarak yarışacaktır. Yarışta çok süratli bir tempo bekliyoruz. Özgürsu ve Al Raziye bağlasan durmaz türden iki süratli isim. Mutlaka liderliği almak için gayret göstereceklerdir. Özgürsun'un çok formda ve kaliteli bir ekürisi var. 9 numaralı silahlı ekürisinin süratlendireceği bu koşuda sonlarda çok etkili gelecektir. Bizce eküriler bu koşuda taktiksel olarak avantajlı oldukları için bu koşuyu kazanacaklardır. 9 numaralı silahlıyı günün bankosu olarak yazalım ve sonraki koşuya geçelim. Üçüncü koşu. 3 üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı üç yarışı, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Yarışta ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Bir numaralı cambaz, koşunun temposunu belirleyen isim olacaktır. Cambaz, kendi temposunu kurabildiği yarışlarda başarılı oluyor fakat, neredeyse yılda bir yarış kazanan bir isim şartlar lehine olsa da, güvenmek riskli olur. 4 numaralı Sailor Kingdom, onu yakın takip edecek olan isimdir. Start problemi olsa da, ağır tempodan dolayı doldurup önlerdeki yerini alacaktır. Düzlükte cambazı ilk yakalayan isim olabilir. Daha sonra, grubun kaliteli isimleri, 6 numaralı Yaman Bey ve 5 numaralı Sun Time yazalım. İyi gruplardan gelen bu atlar, kendileri için uygun grupta çok şanslılar. Sadece yarışı biraz öndere yakın takip etmeleri gerekiyor. Geriye 2 isim kalıyor. Handikap puanlarından anlaşılacağı üzere, bu grubun ayarında olmayan isimler. Ancak biz ikisinin de yazılması taraftarıyız. 2 numaralı engin bey, son dördüncülüğünde buradaki rakiplerinden yaman beyin az farkla gerisinde yarışı bitirmişti. Diri görüntüsü ile bu grupta da sürpriz bir netice alabilir. 3 numaralı Kim Holland ise, son yarışında sert grupta çok yakın ara dördüncü oldu. Lorenzo ve atıcı B gibi kaliteli atları, fotoda avlamak üzereyken yarış bitti. Çok iyi görüntüsü ile, bu grupta da iddialı olacağını düşünüyoruz. Handikap puanları az diye bu atları ihmal etmeyiniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 4, 5, 6, 2, 3 şeklindedir. Dördüncü koşu. Üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 15 yarışı, 2100 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. Pro ve Zeytin Gözlüm, burun bandı olmadan yarışacaklar. Kings Impact, kapalı gözlük takısı çıkartılarak yarışacaktır. Yarışta ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz liderliği 3 numaralı Feyman abi alacaktır. Onun kadar süratli olan, sadece 8 numaralı Lain Mokasin var. Lain Mokasin, son yarışlarında kaçmayarak da başarılı olduğunu anlayınca, artık ille de liderliği alayım diye önlere baskı yapmıyor. Bu sayede, Feyman abi önde boş kalmış olacak. Ağır tempoda, hem Feyman abi, hem de Lain Mokasin çok şanslı olacaktır. Grupta kendileri için uygun sayılır. Tempo bu şekilde geçerse, bu iki atın kazanma şansı yüksektir. 4 numaralı pro, bu aralar çıkış yarışı arıyor. Bugün kuponlarda olsun. 6 numaralı Express Kiti, 5 numaralı Vice Versa ve 1 numaralı Ennabi ise, güçlü ve istikrarlı isimler olup, sağlam kuponlarda yer almalılar. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 8, 4, 6, 5, 1 şeklindedir. 5. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. Egah ve Arin Gülü, dil bağı takılarak yarışacaktır. Bamsi Bey, kulaklık takısı çıkartılarak yarışacaktır. Yarışta hafif süratli bir tempo bekliyoruz. Gözü Yılmaz ve Egah, yarışın temposunu belirleyen atlar olacaklar. 4 numaralı Gözü Yılmaz'ın form durumu çok iyi bugün tempoyu biraz ağır tutabilirse, şansı artacaktır. Agah'ın formsuzluğunu dikkate alırsak, 4 numaralı Gözü Yılmaz'ın bir yerden sonra önde rahat kalabileceğini söyleyebiliriz. Bu sayede, kazanma ihtimali olacaktır. İlk sıradan yazalım. Bizce bu koşuda iki rakibi olabilir. 6 numaralı Bamsi Bey, bu aralar yarış kazanacak duruma geldi. Takip atımız olup bugün çok koşmasını bekliyoruz. 7 numaralı oğlum Bülent ise ekibinin iddialı olduğu bir isim. Kilosu da müsait olup bu grupta kazanma ihtimali yüksektir. Bu 3 isimle muhtemelen bu koşuyu geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 6 7 şeklindedir. 6. koşu 4 yaşlı Arapların, Grup 2, Sultan Suyu Tarım işletmesi koşusu, 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda bir at takı değişikliği yaptı. Yıldırım izi, dil bağı takılarak yarışacaktır. 5 numaralı Can Mete bu gruptan fazla bir at. Ateş alan ve bordo mavinin tempo vereceği bu koşuda, yarış süratli geçmeyecektir. İkisi de inatla liderlik isteyen isimler değiller. Bunların hemen arkasına Tunç daha yerleşecektir. Bu ön grup atlarından, Tunç Dağ'ın düzlükte liderliği alacağını ve fotoya kadar korumaya çalışacağını düşünüyoruz. Can Mete ise, çok büyük bir aksilik olmadıkça, yarışı orta sıralarda takip edip, son 200 civarı tüm gruba hakimiyetini kuracaktır. Can Mete'de herhangi bir form düşüklüğü veya olumsuz bir şey görseydik, yanına sadece Tunç Dağı yazardık. Kaba kum pistteki 8 yarışın 7'sini kazanıp, sadece bir yarışında kardeş cana boyun farkı ile geçilerek ikinci kalan can Mete, bugün bu gruba geçilmeyecektir. Günün sağlam bankosu olarak yazılabilir. 7. Koşu 2 yaşlı İngilizlerin, şartlı 5 yarışı, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. 2 numaralı Matsukaze henüz çimde geçilmedi. Fakat gruptan çok farklı bir isim olduğunu söyleyemeyiz. Yani biraz daha iyi koşan bir rakibi çıktığında geçilecektir. Bugünkü rakipleri dişine göre olduğu için bir kez daha kazanmaya yakındır. 7 numaralı Golden Kozan'ın uygun kilosu ile Matsukaze'ye ciddi rakip olacağını düşünüyoruz. Küçük kuponlar için bu iki atı yeterli görmekteyiz. Bu iki at eksik koşarsa birçok isim devreye girecektir. Güç farkı fazla yok. 1 numaralı Bolt Champ, 3 numaralı Repairman, 4 numaralı Azmin Zaferi ve 6 numaralı Nominated sağlam kuponlara eklenebilecek isimlerdir. Favorilerin hatalarını kollayacaklardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 7 1 3 4 6 şeklindedir. 8. Koşu 3 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda iki tay takı değişikliği yaptı. Bilekli, kapalı gözlük takısını çıkartarak yarışacaktır. Karadayı, kulaklık takılarak yarışacaktır. 7 numaralı Gözpınar'ı, ilk yarışında çok güvenilen bir isimdi. Starttan geç çıkıp, liderliği alma uğruna bir hayli efor sarf edince, son metrelerde teslim olmuştu. Tay'ın mükemmel form durumu ile kazanmasının uzun sürmeyeceğini biliyoruz. Fakat bugün de aynı problem olur mu diye tereddütlü yaklaşıyoruz. Bu sebeple yanına birkaç isim yazacağız. Gözpınarı gibi beklentilerin yüksek olduğu 4 numaralı Koca Demiri bugün mutlaka yazalım. Kumda iyi koşan Tay bugün birincilikle tanışabilir. 6 numaralı Denizin Kızı tecrübesi ve iç kulvar avantajı ile önlerde kalırsa düzlükte de Gözpınarı ve Koca Demir gibi süratli tayları yakalama şansı olacaktır. Bir de takip atımızı yazmak istiyoruz. Gözpınarı ve Koca Demir ayağına seri olan süratli taylar. Olur da tempoyu yüksek tutarlarsa sonlarda 8 numaralı Selim Hanım çok etkili gelecektir. Bu tayın yakın zamanda yarış kazanacağını düşünüyoruz. Bugün kuponlarınızda mutlaka olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7 4 6 8 şeklindedir. 9. koşu. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının handikap 16 yarışı 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yaptı. Grey Runner dil bağı takılarak yarışacaktır. Sefam olsun, kapalı gözlük takısı çıkartılarak yarışacaktır. Katrina, kulaklık takısı start mahallinde çıkartılarak yarışacaktır. Yarışta ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Çilkeleş veya Gökyüzü liderliği alabilir. Çilkeleş'in kazanma karakteri zayıf. Gökyüzü ise Ankara'da ilk kez yarışacak. Bu bu şartlarda 6 numaralı Apex Siman'ın mutlaka çok koşacağını düşünüyoruz. Gökhan Kocakaya idaresinde, düzlüğü önlere yakın dönerse, yarışa ağırlığını koyacaktır. Net favorimizdir. Ancak onun kadar çok tuttuğumuz iki isim daha var. Bu aralar farklılaştığı söylenen 8 numaralı Sefa olsun, gücünü yarışa taşırsa yüksek ihtimal kazanır. Mutlaka yazalım. 11 numaralı Miracle of Victory ise, bombo kilosu ve lehine şartlarda mücadele edecek form durumu da üst düzeydeyken, bu grupta ihmal edilmemelidir. Muhtemelen bu üç isimle bu koşuyu geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 8, 11 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.